Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin YouTube kanalına, Siber Kafe'ye hoş geldiniz. Bugünkü program konuğumuz üyelerimizden Arksoft'un Genel Müdürü Emre Esirgen. Emre Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Çok iyiyim. Sizleri sormalı. Bizler deyiz. Sizlerle birlikte olduğumuz için de çok mutluyuz. Arksoft'un siber güvenlik ekosistemi içerisindeki misyonunu bize anlatabilir misiniz? Nasıl bir misyon yüklendiniz? Neler yapıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Biz Arksoft olarak 2017'de kurulmuş bir şirketiz. Nispeten baktığınızda yeni bir şirket gibi gözüküyoruz ama kamuda ve özel sektörde çok fazla yaptığımız hizmet ve çözümler var 2017 öncesinden de. Bunların hepsini Arksoft'a toparladık. Sahada gördüğümüz problemleri ürün ve çözüm haline getirdik ve müşteri odaklı hizmet yaklaşımıyla da organizasyonlara değer katmaya çalışıyoruz. Siber güvenlik noktasında ise biz sistemlerin aslında bağışıklık sistemiyle ilgili bir takım çözümler üretiyoruz. Nedir bu? Aslında baktığınızda siber güvenliğin birçok katmanı var. İşte firewall'dan başlar, IPS, IDS'e kadar ama biz son kullanıcı ve sunucularımızın üzerindeki bağışıklık sistemini güçlendirecek ürünler geliştirmek üzere bir misyon kendimize belirledik. Ve bu noktada güzel adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum. Harika. Peki özellikle Easy to Patch'i sormak istiyorum. Çünkü Arksoft'un Easy to Patch'i fazlasıyla ön plana çıkardığı aslında siber güvenlik ekosistemince bilinen bir şey. Özellikle LinkedIn'de, sosyal medyada Easy to Patch'i çok aktif kullanıyorsunuz. Lokomotif ürününüz diyebiliriz. Hatta sizden güzel bir haber aldık. Spin-off noktasına geldi Easy to Patch diğer ürünlerimizden ayrılarak. Ve merak uyandırıcı bir şekilde tanıtıyorsunuz. Ayrıca mesela bu sabah ofise geldim. İlk aldığım mail Easy to Patch'in bülteniydi. Şunları güncelledik. Bununla birlikte Easy to Patch de güncellendi gibi. Yani üçüncü parti ürünlerin güncel kalmasını ciddi anlamda vurguluyorsunuz. Bunu biraz açalım. Aynen. Gene üçüncü parti ürünlerin bizim bağışıklık sistemi dediğimiz yapı için ne kadar önemli olduğunu siz de takdir edersiniz. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Ve böyle bir eksik olduğu da çok aşikar. Tabii bununla ilgili yabancı ürünler vardı. Biz ise bunu yerli olarak kendimiz üretelim. Ve bunun satışını yapalım dedik. Ve böyle bir fikirle başladı. Daha sonra tabii bayağı farklılaşmaya çalıştık ürünümüzde diğer rakiplerimize göre. Bununla beraber İstanbul ve Ankara'da birçok kamu kurumu ve özel sektör veya özel kamu karışımı kurumlar şu an rakip yabancı ürünler yerine bizim ürünleri tercih etmeye başladılar. Evet, sık sık paylaşıyorsunuz. Aramıza şu kurum katıldı, aramıza bu şirket katıldı gibi böylelikle bizleri de haberdar etmiş oluyorsunuz. Aynen. Sizin de bahsettiğiniz gibi bunu aynı zamanda düzenli olarak e-posta sistemleriyle gönderip bilgi veriyoruz. Bakın böyle bir açık çıktı, bir an önce kapatmanız lazım. İşte bunu E-Süpeş'te kolay yaparsınız gibi. Burada marketing ve satış ekibimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu konuda iyi çalışıyorlar. Harika. Peki Easy to Patch ne yapıyor? Neyi yamalıyor? Yamalama yapıyor. Bunun biraz yani şu anda bizi tabii ki siber güvenliği çok iyi bilen insanlar izlediği kadar daha siber güvenliğe yeni yeni merak salan kişiler de izliyor olabilir. Dilerseniz siber güvenlikte yama mantığını bir anlatalım Emre Bey. Tabii güvenlik, siber güvenliğin artık en önemli noktalarından bir tanesi güncel kalmaktır. Bu artık biliyorsunuz siber tehditler, artık yani siber savaşlar var. Siber savaşlarda güçlü olmanın en önemli noktası hem kendimizi güncellememiz hem de mevcutta kullandığımız sistemleri güncellememiz anlamına geliyor. Bu noktada bütün ürünler yazılır ve bunların içerisinde bir takım açıklar çıkar. İşte bu açıkların saldırganlar tarafından sömürülmemesi için en güncel versiyonun, aynı zamanda stabiliteyi de sağlar bu, işletim sistemlerinde kurulması gerekiyor. Peki bunun dışında üçüncü parti nedir? Üçüncü parti ise işletim sistemi dışında başka üreticiler tarafından yazılmış ürünlerdir. Bunların içerisinde kullandığımız internet gezginlerini dahil edebiliriz. Kullandığımız işte PDF
açmak için kullandığımız ürünleri söyleyebiliriz ki şu an kataloğumuzda 400'e yakın ürün var. Bu ürünleri de özellikle Türkiye'de geliştirilmiş ürünlerden seçmeye çalışıyoruz ve aynı zamanda siber güvenlik kümelenmesi başlığı altında bir kategorimiz de var. Dolayısıyla buradaki beraber çalıştığımız arkadaşlar ve firmaların da ürünlerini buraya koyup otomatik güncellemelerini sağlıyoruz. Easy to Patch spin-off olarak yoluna devam edecek anlaşılan. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yaygınlığı çok olsun diyelim. Daha fazla kamu kurumu, kuruluş, firmalar Easy to Patch'e ulaşmış İnşallah. Olsunlar. Ama ArcSoft'un başka ürünleri de var. Kendi mühendisleri tarafından üretilen Session Limit, ArcSSPR, Device to Mail, Arc to FA ve Session Audit. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Bu ürünler hangi ihtiyacı karşılıyor? Aynen. Dediğim gibi bizim genel yaklaşımımız mevcuttaki müşterilerimizdeki immün sistemi daha güçlü hale getirmek. Bunun da en önemli noktalarından bir tanesi yine kimlik yönetiminden geçiyor. Bizim çözümlerimiz, bu ürünlerden bahsediyorum ama çözümlerimiz de yine bu şekilde müşterilerimizin daha iyi kimlik yönetimi yapması ve kimlik hırsızlığına karşı daha dikkatli olmalarını sağlamak üzere kuruldu. Session Limit, Active Directory oturumlarını, yönetimini ve raporlamasını tam hakimiyet sağlayarak yapmamıza olanak sağlarken, Session Audit ise ortak kullanılan bilgisayarların yönetimini ve raporlanmasını sağlayan ürünler. Bu arada bunların çoğu tamamen ihtiyaçtan dolayı geliştirilmiş ürünler. Müşterilerimiz bize bizim böyle bir regülasyondan dolayı sıkıntı yaşıyoruz, ne yapabiliriz dedikten sonra yazdığımız ürünler. Terzi usulü mü biraz da? Ya şöyle, aslında bunların hepsi ihtiyaç ve başka müşterilerimizde de yine pozisyonlanabilecek ürünler oluyor. Burada en önemli konulardan bir tanesi de dijital dönüşüm rehberimiz var biliyorsunuz. Evet. Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan. Aynen. Burada da birçok maddeyi bu ürünlerimizle kapatma şansı yakalıyoruz. Kimlik ve oturum güvenliği de yaşanan birçok sorun var. Çünkü ilk başta ilk atak hep bir genelde kimliği çaldırarak yapılıyor ve bu son kullanıcıdan başlıyor ve yatayda ilerleyerek içerideki en önemli kullanıcıya kadar ilerliyor. Dolayısıyla buradaki yaklaşımımız bizim kimliklerin gerçekten ne kadar kritik olduğunu anlatacak ve bunun güvenliğini sağlayacak ürünler geliştirmek. Device to Mail ve Arc to FA dediğimiz ürünler ise öncelikli olarak e-posta sistemlerinin erişiminin daha güvenli olmasını sağlıyorlar. Device to Mail mobil cihazlar üzerinden e-posta erişimini ikinci doğrulama ile sağlarken Arc to FA ise web ve Outlook'un erişimini, yani farklı protokollere farklı entegrasyonlarla ürünler geliştiriyoruz aslında. Tabii Arc to FA web-based çalışan bir yapı olduğu için özellikle modern dediğimiz bu modern authentication dediğimiz yapılar içerisinde ikinci doğrulama koymamızı sağlayan yapılar ve bunlar da müşterilerimiz de hem e-postalarına erişirken hem de kendi uygulamalarına erişirken ikinci doğrulama ile girermiş gibi girmelerini sağlıyor. Tabii bunu banka gibi düşünün. Daha alınacak çok şey var. Bankaya da erişirken biliyorsunuz her zaman bir ikinci doğrulama ihtiyacı doğuyor. ArcSSPR ise daha çok son kullanıcının kendi kendine parolalarını yönetmesine yönelik. Çünkü o zaman bu bireylere yönelik bir ürün. Evet. Doğru mu anlıyorum? Kurumlardan ziyade bireylerin satın alabileceği ürünlerden bir tanesi. Şöyle aslında kurum satın alıyor ama son kullanıcısı kullanıyor. Yani bu durumda şunu anlıyoruz. Kurumlar, özellikle kalabalık kurumlar, tüm çalışanlarına belki de siber güvenlik bilincini anında aşılayamayacakları için onların yoluyla kendi kurumlarını korumuş oluyorlar. Çünkü son kullanıcı, herkes, tüm çalışanlar siber güvenliği çok iyi bilmiyor olabilir ya da oltalanabilir, evet, ya da passwordlerini unutabilir ya da yanlış bir şeylere tıklayabilirler. Kurumlar aslında çalışanlarının yanlış yapma ihtimalini
göz önünde bulundurarak bu ürünleri bir yerde konumlandırmış oluyor diye kesinlikle basitçe anlatabilir miyiz acaba? Kesinlikle diyebiliriz. Tabi burada bilinçlenme her zaman için çok kritik. İnsanoğlu her zaman hata yapıyor. Bunun için de minimum insan hatasına yönelik ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Burada da yine de insan olduğu için, insan faktörü olduğu için eğitim burada çok kritik. Son kullanıcının da bilinçlenmesini istiyoruz. Bununla ilgili de aslında müşterilerimize bilgiler sunmaya çalışıyoruz. Siber güvenliğin eğitimi biraz da, yani bilinci biraz da şu açıdan zor değil mi? Ben hep şunu düşünüyorum. Bir önceki programda da Seyfullah Kılıç'la konuşmuştuk. Aslında fiziki dünyada bir takım kurallar nasıl ilerliyorsa aslında dijital dünyada da öyle. Nasıl bir çocuk dünyaya getirdiğinizde aman evladım dışarı çıktığında yabancıyla konuşma, dikkat et, seni kandırabilir vesaire. Bu çok küçük yaşta başlamış oluyor. Ama artık dijital dünya yeni yeni şahlanışa geçmiş olduğu için siber güvenlik bilincini şu anda belki çocuklar almaya başlıyor olabilecek ama biz yaşlarda ama bu konudan bir haber olanlara bir anne baba edasıyla bunları anlatamayacağımıza göre ürünlerle biraz aslında bloke etmiş oluyoruz gibi anlıyorum ben. Tabii tabii, yani çok çok haklısınız, belli noktadan sonra bunları yapılandırmak gerçekten zor olabiliyor. Onun için dediğimiz gibi insan hatasına en az ne denir ona kullanılacak ürünler, yani insan hatasından az etkilenecek ürünler tasarlayıp yapmak gerekiyor. Peki Emre Bey, biraz da sizi tanıyalım. Şimdi Arksoft'tan bahsettik, neler yaptığını biraz öğrendik, seyircilerimize aktarmaya çalıştık. Emre Esirgen kimdir? Nereden çıktı bu siber güvenlik sevdası? Bu zor bir iş çünkü. Gönül vermeden olabileceğini düşünmüyorum. Siz de teknik altyapılı birisiniz diye biliyorum ama detaylar sizde. Tabii ben 1998'de İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Bir sene İstanbul'da çalıştıktan sonra askeri gidip yedek subay olarak askerliğimi tamamladım. 2001 Mart ayında askerden döndüm ve benim aslında siber güvenlikle, daha doğrusu bilişim sektörüyle ilk tanışmam da bu askeri sürecinde oldu. Orada bana bir sunucu verdiler ve bu sunucudan sen sorumlusun dediler. NT Domain vardı o zamanlar, biraz eski yaşımız ortaya çıkıyor ama oradaki ilk öğretimlerim benim burada aslında benim istediğim sektörün bu olduğunu gösterdi ve bu 2001'de döndükten sonra ciddi bir iş krizi vardı biliyorsunuz. İş bulamadım ve Ankara'ya ilk gelişim de o şekilde oldu. O işte, o krizi işte şöyle Microsoft'un sertifikaları vardı o zaman, hala vardır. O dönem onları almaya adadım ve bir müddet onlara çalıştım ve sertifikasyonlarımı tamamladım. Tam o sırada da TAİ SSK ile bir proje yapıyordu. SSK'yı modern altyapıya taşıyordu. Eski mainframe zaten duruyor ama son kullanıcıların önüne bu dummy terminal dediğimiz aptal terminaller alınıp bilgisayarlar verildi. Artık Word Excel kullanılmaya başladı o dönem içerisinde. Ve bunun bütün yapılandırılmasını biz yaptık. 2002'de başladı Mart ayında. Bu yolculuk 2004'e kadar sürdü. Zira 2004 Mart ayında Microsoft'tan teklif aldım ve bizim ekipten iki kişi zaten direkt Microsoft'a çalışmaya başladı. Ve o dönem İstanbul'a gelmem istendi ama ben yok, ben Ankara'da kalacağım dedim. Ve Ankara'da kalmaya devam ettim. İkide kalmışım. 2017'ye kadar, 2017'nin Ekim ayına kadar Microsoft'ta birçok kamu kurumunda hem teknik tarafta hem neden ona güvenilir Trusted Advisory, tam olarak şeyi çeviremedim şu an ama güvenilir danışman olarak yıllardır çalışıyoruz zaten onlarla ve bunu da artık kendimiz yapacağımız şekle çevirmek için ve bazı eksikler gördüğümüz için piyasada 2017 Ekim ayında Microsoft'tan ayrılarak işte iki yine Microsoft'ta çalışan arkadaşım, saha mühendisi arkadaşım Boran Düzgün ve Direnç Önen'le beraber Arksoft'u kurduk. Arksoft kurulduğunda tabii hiçbir ürünü yoktu. Sınav, bu bizim için bir sınav diye değerlendirirsek eğer, sınava bildiğimiz sorudan başladık. Neydi? O zaten yaptığımız işin Arksoft adına yapabilmekti. Ve burada hızlı bir başlangıç yaptık.
aslında 2017'den beri birçok şey yaşandı, siz de biliyorsunuz. Ona rağmen şu an 36 kişiye yaklaştı ekibimiz. Bir ürünümüzü spin-off ettik. Buradaki amaç zaten hem yetişmiş personel sağlayabilmek piyasaya, hem müşterilerimizde daha kaliteli, daha uygun ücretli hizmetler verebilmek. Burada hizmetin yerleştirilebilme fikrini aslında aşıladık ve bununla hem kamuda hem de özel sektörde bayağı iş yapmaya başladık. Emre Bey, şu da çok kıymetli, lafınızı bölüyorum ama yabancı çok iyi bilinen, kendi alanının liderlerinden biri olan bir firmada çalışıp da sonradan riske atıp yerli milli ürün üretmek bence çok kıymetli. Yani Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin de misyonlarından biri bu zaten. Yani ana misyonu diyebiliriz. Yerli milli ürün üreten firmalarımıza mümkün olduğunca destek olmak ve biraz da aslında konforunuzu ve rahatınızı bozarak bu işi yapmış oluyorsunuz. Bence çok kıymetli. İlk başlarda, şimdi böyle kısa anlatıyorsunuz ama ilk başlarda mutlaka kan ter gözyaşı vardır diye düşünüyorum. Olmaz olur mu? Yani zor dönemler her zaman oldu. Ya bunlar aslında bizim daha hızlı büyümemizi engelledi. Küçülmemizi değil de daha hızlı büyümemizi engellediler. Bunlar olabilecek şeyler. Böyle bir risk bilerek çıktık. Dediğiniz gibi konfor alanımızı bozduk ve bu işe girdik. Amaç yine yerli milli ürünler geliştirmek, sahada uzman personel yetiştirebilmek gibi kendi çapımızda verdiğimiz bir takım hedefler koyduk, hayaller koyduk aslında ve bunların peşinden koşturduk. Şu anda işte yine yolun başındayız diyoruz. Çünkü daha ilk defa bir ürünümüz spin-off oldu, ayrı bir şirket haline geldi. Diğer ürünler için de aynı şeyleri düşünüyoruz. Eğer İzotopeş tarafında güzel bir yatırımda yakalayabilirsek onun dünyada çok ses getireceğine de inanıyoruz. Umarım burada da bu sohbet esnasında da başka insanlara da duyurmuş oluruz bunları. İnşallah. Bizim de zaten amacımız kendi web sitemizle, YouTube kanalımızla, sosyal medya hesaplarımızla üyelerimizi mümkün olduğunca desteklemek. Bu programı da bu niyetle yapıyoruz. Hem sizlere bir katkımız olsun hem de siber güvenlik farkındalığını biraz olsun oluşturalım diye. Çünkü böyle de bir misyonumuz var. İnşallah yolunuz açık olsun. Ürünler üzerine konuştuk, sizin geçmişiniz üzerine konuştuk ama aynı zamanda Arksoft bir hizmet sağlayıcısı. Arksoft müşterilerinin hangi hizmetlerle ne gibi ihtiyaçlarını karşılayıp ne tür kolaylıklar sağlıyor Emre Bey? Arksoft, dediğim gibi biz aslında müşteri olarak değil de sanki beraber çalışan bir ekip arkadaşımız gibi yaklaşıyoruz ve kol kola giriyoruz. Onlar da bizi bunu böyle gördükleri zaman iki taraf için de inanılmaz bir enerji oluşuyor ve bu sinerjiyle beraber çok daha güzel işler çıkabiliyor. Burada amacımız kurum tarafındaki yaptıkları yatırımları, harcadıkları paraları daha iyi kullanmalarını sağlayabilmek. Sonuç itibariyle bir sürü hardware yatırımı yapılıyor, software yatırımı yapıyor, lisans ücretleri ödeniyor. Bunların ama ödendikten sonra da yine hem güvenlik tarafının hem de normal kullanım tarafının çok daha iyi yapılandırılması gerekiyor. Bu noktada da biz gidip biz daha önceki tecrübelerimizi müşterilere aktarıyoruz. Müşterilerimizin işte gerekli ihtiyaçlarını, gerekli soruları varsa onların cevaplarını veriyoruz. Ya bizle alakalı olmasa da müşterilerimizden biz bu konuda böyle gitmek istiyoruz. Sizin fikriniz ne veya önereceğiniz bir yöntem var mı diye sorular alıyoruz ve bunlar bizi gerçekten çok onur ediyor. O bize ne kadar güven bizim ne kadar güven sağladığımız ve onların bize ne kadar çok güvendiğini gösteren güzel örnekler oluyor açıkçası. Maşallah diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz. Biz bugüne kadar bilmiyorum Arksoft'u çok duymamış olabilirsiniz. Çünkü Arksoft'la ilgili çok pazarlama ve satış aktiviteleri yapmadık. Satış ve bana mı söylüyorsunuz? Yoksa genel anlamda söylüyorum. Benim bilmem ihtimalim yok çünkü Cumhur Bey'le çok i̇şte, sık görüşme halindeyiz çünkü. Kesinlikle. İşte tam ondan bahsediyordum. Cumhur ve ekibini kurana kadar bizim aslında böyle bir aktivitemiz yoktu. Bizi diğer müşteriler birbirlerini anlatıyorlardı. Onlar bizi buluyorlardı açıkçası. Ama artık hani dijital ortamda, dijital dünyada bunları yapabilmek için de hem satış tarafını güçlendirdik hem de
pazarlama tarafını güçlendirdik. O tarafta da aktivitelerimiz hızla artarak devam edecek. Evet. Burada da sizden de gerçekten destekler güzel geliyor. Beraber Dubai'ye gitme şansımız oldu. GISEC'te. Orada da hem ürünlerimizi hem Türkiye'yi tanıtma şansımız oldu. Ayrıca da bu konuda teşekkür ederim sizlere. Biz teşekkür ederiz. Her zaman benim özellikle söylediğim bir şey var. Ne kadar iyi iş çıkarırsanız çıkarın, doğru kitleye, doğru sözlerle iletilmezse gerçekten o güzelim çalışma tabiri caizse çöp olabiliyor. Dolayısıyla teknik adamlar kadar iş geliştirmeciler, kurumsal iletişimciler çok önemli, son derece önemli. O yüzden Cumhur Er Yaşar ve ekibine de buradan selam olsun. Gerçekten güzel çalıştıklarını düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum ben de bu vesileyle arkadaşlarıma. Sağ olun. Bir de şunu konuşalım Emre Bey isterseniz. Çeşitli bazı üyelerimizle işbirliği yapıyor. Bu da bizi gerçekten siber küme ekibi olarak çok mutlu ediyor. Zaman zaman haberleri bize ulaştıkça sosyal medyamızda olsun, web sitemizde olsun yer veriyoruz. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'ne üye olduktan sonra Arksoft'un içinde neler değişti, ne tür işbirlikleri yaptığınızı öğrenebilir miyiz? Tabii öncelikle biz Arksoft olarak dediğim gibi pazarlama aktivitelerine yeni başladığımız için burada sizlerin de katkılarıyla birazcık daha ismimizi duyurmaya başladık açıkçası. En büyük katkısı o oldu ve bizde de artık hani biz bir siber güvenlik firmasıyız, ürünlerimiz bu şekilde gelişiyor, mantığı da yavaş yavaş oturdu. Çünkü danışman olarak gören müşterilerimiz de var hala. Bu da, zaten devam edecek ama verdiğimiz danışmanlık yine security üzerine, güvenlikle ilgili. Onun dışında birçok yeni arkadaşlar tanışma şansımız oldu, birçok yeni firmayla tanışma şansımız oldu. Birbirlerimizden fikir alıyoruz, yurt dışına açılırken neler yapmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım, sohbetleri yapma şansımız oluyor. Onun dışında dediğim gibi EasyPatch ürünümüzün içerisinde, ürün kataloglarının içerisinde siber güvenlik kümelenmesini ayırdık. Ve onun altında kümeye üye firmaların ürünlerini de kataloğumuza update ettirdik. Bu arada işbirliklerinizi buradan duyurabilirsiniz. Diğer firmaların, üyelerimiz olan firmaların adlarını zikredebilirsiniz yaptığınız işbirliklerini. Tabii Arksimer, Seaprot, Belgenet, TÜBİTAK gibi birçok siber güvenlik kümesi üyesi firmaların ürünleri de kataloğumuzda mevcut. İnşallah daha fazlalaşır işbirlikleriniz, hızla artar, yolunuz açık olsun. Peki bir siber güvenliğe gönül vermiş hem yönetici hem ben hala siber güvenlik uzmanı ifadesinde kullanmak istiyorum müsaadenizle. O da çok kıymetli çünkü yöneticilik koltuklar değişebilir, her şey olabilir ama o uzmanlık her zaman baki kalır görüşündeyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum. Zaten şirketin gideceği yönü belirlemek için burada hem az önce de bahsettiğim gibi kendimizi de güncel tutmamız gerekiyor. Nasıl uygulamaları güncel tutacaksak. Biz de teknik yöneticiler olarak bunların hepsinin takibini yapıyor ve ürünlere ve hizmetlere ona göre yön veriyor olmamız lazım. Bu sadece şirketimiz için değil, hizmet verdiğimiz kurumlar için de çok kıymetli. Çünkü onlara da en güncel hizmeti taşıyor olmamız gerekiyor. Peki son soruma geçmek istiyorum Emre Bey. Bir siber güvenlik uzmanı olarak, bir Türk vatandaşı olarak bu işin içinde haşır neşir olan, tabiri caizse ben bunu çok kullanıyorum, siber güvenlikle yatıp siber güvenlikle kalkan bir teknik adam olarak, bir ülkenin siber güvenliği zayıf olursa ne olur, güçlü olursa ne olur? Bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Ya bunun aslına bakarsanız çok net bir örnekle açıklayabilirim. Bu aslında ordumuzun ne kadar kuvvetli olduğuyla alakalı bir durum. Çünkü artık dünya siber savaşlarla yürüyor. Çok bunu hep beraber gördük. Yani konvansiyonel savaş da çıktı. Evet ama onun dışında yıllardır süre gelen ciddi bir savaş var. Ve ülkeler arasında gerçekleşen savaşlar. Dolayısıyla eğer savaş kaybetmek istemiyorsak bu duruma hep beraber yatırım yapacağız. Herkes elini kolunu sıvayıp
bu konuyla ilgili çalışacak, öğrenecek, kendini geliştirecek, ülkesine katkıda bulunacak. Evet, dünyada da ve tabii ülkemizde de büyük bir siber güvenlik uzmanı açığı var. Biz de siber güvenlik kümelenmesi olarak elimizden geldiğince eğitimlere destek olmaya çalışıyoruz. Bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz ve bu hususta üye firmalarımızdan da hem staj hususunda hem eğitim hususunda destekleri esirgememenizi bekliyoruz. Bunu da sizin aracılığınızla bu programda duyurmuş olayım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Emre Bey, benim sormadığım ama size göre önemli olan? Burada benim hani özellikle bu sektöre yeni giren arkadaşlar için bazı şeyler söylemek istiyorum. Lütfen, çok kıymetli, çok kıymetli. 20 yıllık bir deneyim konuşuyor, buyursunlar. Ya gerçekten siber güvenlik bizim için çok çok kritik ve ülkemizin buna çok ciddi ihtiyacı var. Maalesef şu an üniversitelerden mezun olan siber güvenlikçi sayısı çok az. Onun için farklı sektörlerden, benim gibi elektrik mühendisi olabilir, başka bir sektörde eğitim almış olabilir, bu işle ilgilenen, bu işten keyif alan bütün arkadaşların buraya yönelmesi çok kritik. Bunun için de bize düşen çok görev var. Evet. Nedir? Onlar için gerekli eğitim altyapısını sağlamamız gerekiyor. Bununla ilgili de şu an anlatamayacağım, ufak tefek sürprizlerimiz olacak yakın zamanda. İnşallah. Buradaki yani genç arkadaşlara, özellikle bu noktada gitmek isteyenlere. Aslında çok fazla platform var. Doğru platformdan doğru eğitim aldıkları zaman gerçekten hızlı bir şekilde bu işte ilerleyebilirler. Bizim gibi diğer firmalar da eğer bu arkadaşlara destek olurlarsa ülkemizdeki o açığı en azından bir miktar kapatma şansımız olur. Bana da müsaade edin, ben de şöyle bir ekleme yapayım. Bildiğiniz üzere YÖK'le Dijital Dönüşüm Ofisimizin imzalamış olduğu bir protokol neticesinde 3 şehrimizde meslek yüksekokulları açılıyor. Eylül'de hayata geçecek, Allah izin verirse. Siber güvenlik meslek yüksekokulları, hem de o ara eleman, hani hep mühendis ama bir de ara eleman var. Oradaki ihtiyaçla ilgili neler söylersiniz? Hem bunun duyurusunu yapmış olalım, hem yine tecrübeli birinden o ara eleman ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu vurgulayalım isterseniz. Ya zaten her seviyede ihtiyacımız olduğu aşikar. Dolayısıyla hani bunun security deyince sadece ve sadece bunu penetrasyon testi veya işte mimari tasarım olarak değerlendirmemek lazım. Bu işin yönetiminden tasarımına ve günlük operasyonlara kadar birçok alanı var. Ve bu alanın her biri için farklı farklı personele her seviyede ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunun hani lise mezunuymuş, yüksek okulmuş fark etmiyor. Kendilerini geliştirmeleri çok kritik. En önemli konu, yine söylüyorum, kendimizi güncel tutmamız gerekiyor. Sürekli takip ediyor olmamız lazım. Bu yüzden sektör çok zor bir sektör ama gerçekten çok keyifli bir sektör. Bütün burada bu işe gönül verecek arkadaşlar bunu bilerek gelsinler. Emre Bey, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sizinle. Sevgili seyircilerimiz, YouTube kanalımızda Siber Kafe'de bir sonraki programımızda sizlerle görüşmek dileğiyle. Siber güvenliğiniz daim olsun diyelim. Hoşçakalın.